Herkese merhabalar. Yemek Bu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz kalkan balığının nasıl temizlendiğini ve nasıl pişirildiği hakkında güzel bir video hazırladım. Haydi hemen başlayalım. Öncelikle keskin bir bıçakla kuyruğunu kesmekten başlıyoruz. Ama gördüğünüz üzere kuyruğu kesmek o kadar kolay değil ve işimi kolaylaştıracak diye düşündüğüm satır tarzında bir bıçak aldım. Ama yine hala kesemiyorum. Bastırıyorum, deniyorum ama hala yok, olmuyor. O kadar kalın ve o kadar sert bir kemiği var ki kesmek mümkün değil. Oysa ki bu balığı temizleyen kişiler bu işlemi o kadar kolay yapıyorlardı ki ben de onlara görerek ve birkaç video izleyerek yapabileceğimi zannettim. Ama gördüğünüz üzere o kadar basit değil. İşte tam bu esnada sevgili eşimden yardım istedim. Ve o da beni kırmayarak balığı temizlememde bana yardımcı oldu. Gördüğünüz üzere bu balık diğer balıklara benzemiyor. Temizlemesi, ayıklaması birazcık zor. Güç, kuvvet isteyen bir iş. Eşim öncelikle balığın kuyruğunu ve üst taraftaki kalın yüzgeçlerini keserek işleme başladı. Bu işlemi de yaparken bildiğiniz bütün gücünü kullanarak yapıyor. Çok keskin, sağlam bir bıçak yardımıyla balığı temizleyebiliyorsunuz. Kalkan balığımız temizlenip dursun. Siz de bu arada kanalıma abone olarak, bildirim zilini açarak yeni tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Balığın hem altında hem de üstünde bulunan yüzgeçlerini tamamen kesiyoruz. Kuyruğunu da ince bir şekilde kestik. Kalkan balığının pulları olmadığı için herhangi bir pullarını ayıklama işlemi yapmıyoruz. Sadece ve altında ve üzerinde olan yüzgeçlerini bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi videoda güzelce kesiyoruz. Kalkan balığın flato şeklinde eğer keseceksiniz, gördüğünüz üzere biraz zahmetli bir iş. Öyle videolarda gözüktüğü gibi hemen 5 dakikada kıtır kutur doğranmıyor ya da kesilmiyor. Biraz öyle güç kuvvet isteyen bir iş. Balığın bütün yüzgeçlerinden kurtulduk. Şimdi yaklaşık 2 ya da 3 parmak kalınlığında balığımızı şeritler halinde keseceğiz. Balığın özellikle ortadaki kemiği çok kalın ve çok güçlü. Onu keserken biraz açıkçası zorlanıyoruz. Kalkan balığı içerisinde çok fazla kılçık bulundurmuyor. Gövdenin tam ortasında geçen kalın bir bel kemiği var. Onun haricinde çok fazla bir kılçığı yok. Yemesi çok keyifli, tadı çok lezzetli bir balık türüdür. Eğer bu şekilde fileto tarzını yapacaksanız ayıklaması sadece birazcık zahmetli. Ama inanın ki bu zahmete değiyor. Eşinizden yardım alarak bu işi de çok kolaylaştırabilirsiniz. 2 parmak kalınlığında kestiğimiz balığın ortasından biraz geçince iç organları olan bölüme geliyoruz. İşte tam bu alanda da yine videoda gösterdiğim gibi iç organlarını ayıklama işlemi yapacağız. Kalkan balığının iç organları bu altta bulunan küçük bölmede bulunuyor. Yine bıçak yardımıyla buradaki bütün iç organlarını güzelce temizleyebiliyoruz. Aslında kalkan balığını temizlemek çok aşırı zahmetli bir iş değil. Sadece biraz güç kuvvet istiyor. Pulları da olmayan bir balık olduğu için sadece bu iç organlarını temizlememiz yeterli. Her iki tarafta bulunan solungaçlarını da yine bıçak yardımıyla güzelce çıkartıyorum. Ve kalkan balığımın temizleme işlemini yaptık. Şimdi pişirmeden önceki son dokunuşlar. Kalkan balığı geniş bir balık olduğu için çok uzunlamasına kestiğimden dolayı bunlar tavaya sığmayacaktı. Ben de onları ortadan ikiye bölerek çok daha rahat bir şekilde pişirmesini sağlayacağım. Gördüğünüz üzere sadece ortasında bir kemik var. Kılçı olmayan bir balık ve çok lezzetli bir balıktır. Ortadan ikiye bölme işlemini tüm parçalarıma yapıyorum. Ve kalkan balığının temizlemesi bitti. Şimdi pişirme zamanı.
Pişirme işlemi için yarım su bardağı kadar mısır ununa ihtiyacım var. Ama öncelikle bir tatlı kaşığı kadar tuzla güzelce balıklarımın önünü arkasını videoda gösterdiğim gibi her tarafını tuzluyorum. Bir miktar tuz da mısır ununa ilave ettim. Ve bu şekilde önlü arkalı mısır ununa bulayıp onları güzelce kızartacağım. Kızartma işleminde yağınızın kızgın olduğuna özen gösterin. Bunu anlamak için de bir miktar un ilave ederek yağın köpürüp köpürmediğini kontrol ediyorum. Eğer köpürüyorsa yağım hazır demektir. Balıklarımı tek tek yağın içine aktararak güzelce pişireceğim. Balıklarımın her tarafını nar gibi olacak şekilde güzelce kızartıyorum. Size iki çeşit kızartma yöntemini göstereceğim. İlki bu gördüğünüz sıvı yağda kızartma. Böyle rutin her zaman yaptığımız. Ve ayrıca balıklarımın yarısını da tereyağda kızartacağım. Onun için yaklaşık 1 ya da 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağını tavamda öncelikle eritiyorum. Tereyağım kızdıktan sonra üzerine tek tek balıklarımı ekleyeceğim. Burada da yine aynı şekilde ön arkası sağa sola kızarana kadar güzelce pişiriyorum balıklarımı. Ben sıvı yağda pişirdiğim balığı daha çok sevdim. Ama eşim ise tereyağda pişen balığı daha çok sevdi. Tamamen damak tadınıza kalmış olan bir şey. Balıklarım bir güzel piştiler. Size servis tabağını alarak da içini dışını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kalın bir balık. Ama içi gayet güzel pişiyor. Şimdiden herkese afiyet olsun diliyorum. Videomun altına yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, takipte kalın.